Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir masa örtüsü beklerdim. Peki neden kırmızı bir peçete? Biraz Bordo. Çünkü renk katmasını istedim. Hmm. Ya zaten hani uyumlular var, narlar var, şeyler var. Katlamamış mı, açmamış mı sence? Ya nasıl ben uyduramadım açıkçası. Yani ha, ne renk olabilirdi? Masa örtüsünde kumaş peçete düşünürdüm. Ha evet, belki şunun evet. peçeteleri evet, olabilirdi kumaş olarak ama senden beklerdim. Boyma stili güzel olmuş ama benim çok evet, sevdiğim yani stil. Kumaş peçete konusunda bir şey söylemek istiyorum. Elbette. Mesela üzerimizde örtmemiz için bir kumaş peçete göremedim ben. Bununla ağzımızı sileceğiz. Baktığında aslında bu kalite olarak peçete kaliteli, kalitesi evet, olarak bunları bu şekilde de kullanılabiliyor bu kalın olduğundan sebep. Ama şimdi bu böyle bir şölen gibi olmuş vallahi yani evet. altın muazzam bir masa. Şuna yok artık. Şu peçete. O kadar da değil. Ay yani, konuşsana ben yani hani bunu da senden sonuçta bunu en basit bir yerden almadık. Aslı Hanım da dediği gibi gayet kaliteli. Kumaş kalitesinde bir peçete lütfen. Yok peçete gerçekten güzel ve kaliteli. Sadece dediğim gibi ekstradan belki işte üzerimizi örteceğimiz evet, kumaş bir şey de verebilirdi ama evet, eklenebilir. Hakikaten ya. Aynen. Sen böyle çeyizle yapıyorsun evet, örtüler, evet. peçeteler, bilmem neler nasıl unuttun? Şunların yani, takımı yok muydu böyle bu şeylerin suplaları? Evet, suplaların. Var. Ben zaten bunları kendim yapmıştım ama hani inanın hijyenik bulmadım. İçin de kullanmayı pek sevmediğimi unuttum. Yani hani bir ben o peçeteleri özellikle hani üzerimize eklenen yok bu ağız silmek için yok, değil zaten hani hijyen anlamında şey yıkanıyor ya kumaş. Şey yıkansa da içim rahat etmiyor. Allah Allah. Kırmızı peçeteye renk konusunda ben çok takılmadım ama aynı peçeteyi hem üzerimizde kumaş peçete görevinde kullanıp hem de ağzımızı silmeyi ben uygun görmedim. Çay var mı yoksa böyle sunum olarak mı koydun? Ben çay deyince çay tabağına değinmek istiyorum. Evet. Gerçekten şöyle dişimle yapıp kaçar diye. Aşkı onu bileziğiyle uydurmuş galiba. Takım lütfen. Bakayım. Evet. Ya harikasın. Ay maşallah. Aslanın kolunu alçıya aldırmış gibi. Altından alçıya maşallah. Evet işte herkese nasip olmaz. Evet, oldu evet. mu alçı altından olsun. Helal olsun. Evet. Ya bir de öyle yaptı. Buradaki gold detayın üstüne roz rengi. Roz gold bak görüyor musun? Evet. Nasıl? Ne iş? Niye yapmış bunu? Tasarımcı yapmış. Değil mi yani? Tasarım hatası. Aynen hani bak burada gold evet. yani altın o, var. Evet. İşte sadece çiçek olsa daha güzel olur. Kaça aldın bunları ya? Bunlar da güzelmiş. Bunlar çok özel parçalar ve gerçekten özel tasarım olarak Ankara'dan geldi. Öyle mi? Aynen aldığım öyle. Bir şey yok galiba. Yani evet ben en güzeli en iyisi neredeyse oradan bulup gene güzel tercih Aferin. Ediyorum. Özeniyor kadın evine. Aynen ne güzel. Gerçekten. İmkan da varsa. Ay şu tuzlukları bir kaldır evet. bakayım. Onlar da mı Ankara'dan geldi? Yok. Hayır Ankara'nın servisliği mi meşhur, tuzluğu mu meşhur anlayamadım. Hayır, orada bir üretici Aslı var. Hanım, peki şekerli Türkiye gibi oldu. Kupamız. Birinciye bunu hediye ediyoruz evet. lütfen. Ama biraz küçük bir kupa olmuş. Evet. O zaman ben size onu hediye edeyim. Büyük kupayı da Cuma günü ben alırım. Kendini ilk günden şampiyon ilan etmiş diye düşünüyorum. Ama bence şampiyon olabilecek bir eve sahip olduğunu düşünmüyorum. Evet evi ona çok yakışıyor. Şık bir ev döşemiş ama çok karışık. Bakalım Cuma günü kupayı kim alacak? Göreceğiz bunu Cuma günü. Bekle İpek'cim. Bakalım göreceğiz. Peki ben kaşık, Helal. Servis kaşık, yani kaşık göremedim. Evet. Yani küçük var ama mesela makarna salatası var orada hani yemek için. Ama şöyle mesela, o yemek kaşığı ya ben size yemek yapmadığım için salata yaptığım için olsun. O yüzden tatlı kaşığı. Ama yine de servis olduğu için görmek isterdim. Hani biliyorsunuz ki sofra adabında ya, çorba harici hiçbir şeyde yemek kaşığı kullanılmaz. Yani ya. İsteğe bağlı aslında bu bir kural değil. Ama kaşık kural değil ama sofra adabında çorba harici hiçbir şeyde kaşık kullanılmaz. Ya. Ama kişi de yemek istersin. Mesela ben burada örnek veriyorum. Senden istedim. Ne yapacaksın? O zaman tabii ki hemen getiririm. Yani burada dursun yani, daha kolay olurdu senin için. Evet ama hani yani dediğim gibi eklenmesi uygun değil evet, normalde. Çok doğru. Ben sofra adabında kasede kurabiye de yenmez. Evet. Ben yiyorum. Yani biz yiyoruz diye adapsız olmuyoruz herhalde. Belki ben kaşıkla yemek evet, istiyorum. Ama gerçekten şimdi burada görmek isterdim. Sezar'ın aklını Sezar'ı ama görmek istiyorlar. Evet. Hani servis Biliyorsun. Olduğu için bakayım. Ona çok bakarsan küçük kaşıkla da şu anda yenilecek bir şey görmüyorum. İşte ben evet. onu zaten makarna salatası için yani, koydum. Ama kaşıklamak küçük, tamam. bir şey yenmez. Kaşık yenmez ya. Hayır şu makarna an anlatmak istediğim evet. şey Koysana makarna salatası. Kasene makarna salatası koysana. Benim kaseme koyalım istersen. Koy bir göster. Masada yemek kaşığı aradı aslında gözüm. Çünkü olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü makarna ve salata vari şeyler vardı. Kendisi çorba olmadığı için olmadığını söyledi ama tatlı kaşığıyla yememizi söyledi. Bana da o biraz mantıksız geldi. Hmm. Az önce çünkü şurada kaşıkla yenmez ben. Bak bir göster. Ama yemek kaşığından bahsediyoruz. Aynı şey değil. Ama bu da tatlı kaşığı. O zaman biz adap kurallarını açıp bir bakalım mı tatlı kaşığıyla makarna salatası yeniliyor mu diye. Yeter sen de bütün sırf makarnayı mı o kadar anlamadım. Hayır. Şöyle mi yani gösterelim? Bak sormuştum evet. Kaşık makarna salatası. Böyle mi? Evet. Böyle mi? Hı hı. Aslanım ben onunla yiyene kadar karnım doyar yavaş. Huzuz mu yiyorsun? Evet, ben öyle yerim. Yani... Çocuklu olunca biz yavaş yiyemiyoruz. Evet. Çatalla denesek çatalla. Dökülme olasılığı var. Evet, çok oluyor. Çünkü içinde de garnitür olduğu için. Kibar. Bu da güzel. Ellerine sağlık hayatım. Peki, devam edelim. Ya ben şu sarmadaki tepsiyi biraz abartı buldum. Sarmayı öldürmüş gibi duruyor. Yani süslemesi çok güzel. Ama hani tepsi olmamış bence ona, evet. Sarmayla kız istemeye gidiyormuşuz gibi duruyor burada. Ay nereden buldun bu lafı, ne kadar tatlısın. Ama Aslı Hanım çikolata bundan tepsi. Sonra çikolataya son, çikolata pahalı. Bence de sarmayla istemeye gidiliyor, bundan sonra böyle. Yani böyle sarma bulsunlar da kızların da versinler yani. Hey ya! Tadı nasıl acaba? Hemen servis edelim istersen. Yok ederiz, sen bir çay ver önce. Çay tamam. Neredeydi bu arada? Çay bir çay dedik. Burada. Nazar. Ay bu nazar mıydı? Vallahi kırmadım hiçbir şeyini. Vallahi kusura bakmayın. Ne oldu? Ben kalkayım. Olsun. Yardımcı olayım. O uzun korktu ya. Şimdi kırılacak değil. Hangi şehirden gelmişti canım o? Canım o burada. Ah tamam. İyi ki çok uzak yoldan gelmemiş. Ay bir şey söyleyeyim. Tuzluğunu da ben beğenmiştim ama hiç benim öyle gözümde kalmaz. Nasıl yere indi öyle ya? Sağ ol hayatım. Afiyet olsun. Yemek takımın fiyatını öğrenmek isterim. Yemek takımım yeni değil Aslı Hanım. Bayağı önce almıştım açıkçası. Ha. Hani güncel rakamını bilmiyorum ama ben aldığımda 4.000 lira falandı yani. Elif güzel tam yemek takım, 12 takım ama değil mi? Evet güzel. Şık. Güzel. Peki su takımı? Su takımım ağır bir 5.000 lira. Nasıl beğendiniz mi kızlar? Aslanım bende de var buna benzer. Bunların goldluları oluyor. Aslında bu masanın hakkını o goldlu takım verirdi. Senden bu kadar sade bir şey beklemezdim. Elif. Diyorsun. Ben de işte kristal sunmak istedim size. Ya kristal olurdu da goldlu olurdu mesela daha da yakışabilirdi. O zaman da daha çok boğuyor. Her yer gold diyecektiniz. Sence buna bile gold dediniz zaten. Hani daha ne kadar boğabilirdin sence? Aynen yani. Yo bence demek ki... Gold aradığınıza göre bardaklarımda yeteri kadar boğmamış. Ben demedim aşkım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok kızlar. Şu an. Ben sabırsızlanıyorum gerçekten şu cantık. Çünkü Bursa'nın çok özel bir lezzetidir. Hadi tadalım. Lezzetlerin tadına bakalım. Buradan da düğünümüzü izlemeye geçelim olur mu? Olur. Peki ellerinize kollarınıza sağlık. Yapan herkesin emeklerine sağlık olsun. Afiyet olsun. Buyurunuz. Yemek masasında genel bir uyum vardı. Sadece kaşık eksikti. O da sorun değil benim için.